Herkese merhabalar. ABD tarafında hafta boyunca yoğun bir veri akışı karşılamaktayız. 1 Temmuz pazartesi günü ABD imalat PMI ve ISM verilerini karşıladık. Satıcıda başlamış olan haftanın ilk işlem gününde veri akışı ile birlikte getirilerde bir miktar daralma gözlemledik. Ancak bu durum kalıcı olmadı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen muhtemel ABD başkan adayları arasındaki münazara sonrasında tahvil piyasalarında satıcılı bir seyre sahip olduk. Seçim belirsizliği sebebiyle yeni hafta satıcılı başlarken uzun vadeli tahvillerin negatif ayrıştığını gözlemledik. Haftanın ilk işlem gününde ABD 2 yıllık getirileri %4.79 seviyesine kadar yükselirken 10 yıllıklar %4.48 seviyesini gördü. 2 Temmuz Salı günü açıklanan JOLTS açık iç pozisyonları verisinin beklenti üstünde gelmesi tahvil piyasalarına alım getirirken 3 Temmuz Çarşamba günü beklentilerin oldukça altında gelen ISM servis verisi haftalık görünümü pozitife çevirdi. ABD 2 yıllık getirileri %4.67 seviyesine kadar gerilerken %4.70 seviyesine denge buldu. 10 yıllıklar ise önemli bir direnci olan %4.35 seviyesine geldi. Hafta boyunca karşılanan veriler piyasanın faiz indirim beklentilerini de olumlu etkiledi. Veri akışı ile birlikte swap piyasalarında %91 ihtimal ile yıl sonuna kadar 2 adet faiz indirimi gerçekleştirileceği beklentisi oluştu. Geçtiğimiz hafta bu oran %80 seviyesindeydi. Dünün bir diğer önemli gelişmesi de Haziran ayı Fed toplantı tutanaklarının açıklanmasıydı. Tutanaklara göre %2 enflasyon hedefine ulaşana kadar düşük faiz oranlarına geçilmeyeceği ancak açıklanan ekonomik verilere göre ekonomide bir soğuma gözlemlendiği ve enflasyon verilerinin de beklenti altında kalması Fed'in %2'lik hedefine giren yolda pozitif gelişmeler olduğu belirtildi. 4 Temmuz Perşembe günü ABD bağımsızlık günü sebebiyle piyasalar kapalı. Haftanın son işlem gününde ise tarım dışı istihdam verisini karşılayacağız. Verinin 272 binden 190 bine gerilemesi bekleniyor. Bununla birlikte son 5-6 veride açıklanan verilerin pozitif veya negatif yönlü beklentiden saptığını gözlemledik. Türkiye Euro tahvilleri pozitif bir hafta geçiriyor. 5 yıllık CDS hafta başından beri yaklaşık 18 bas puan geriledi. Fransa'daki erken seçim ve Avrupa tarafındaki siyasi belirsizlikler sebebiyle ülke risk primimiz yükselmişti. Hafta sonu gerçekleşen ilk tur seçimlerinde piyasalar tarafından olumlu sonuçların karşılanması ile birlikte CDS'de düşüş trendi başlamıştı. 3 Temmuz Cuma günü açıklanan Türkiye enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin oldukça altında gelmesiyle birlikte CDS'deki gerileme hız kazandı ve 262 bas puan seviyesine kadar bir gerileme gözlemledi. 260 seviyesi önemli bir psikolojik direnç olarak göze çarpıyor. CDS geçtiğimiz 2 aylık süreçte 2 kez bu seviyenin altına inerek son 4 yılın en düşük seviyelerini test etmişti. Ancak bu seviyelerde kalıcı olamamıştı. İhraç piyasalarının yavaşladığı yaz aylarına girmemize rağmen Türkiye tarafında ihraçlar devam ediyor. 1 Temmuz pazartesi günü Ülker yeni bir borçlanmaya gitti. 7 yıl vadeli 3 yıl sonunda geri çalma opsiyonu bulunan yeni borçlanma %7.875 getiri seviyesiyle gerçekleşti. Toplam borçlanma 550 milyon dolar büyüklüğünde oldu. İhraca yaklaşık 1.3 milyar dolar civarında talep geldi. Geçtiğimiz hafta Ülker 2025 vadeli piyasada işlem gören eski borçlanması için geri alım ihalesine başlamıştı. 2025 vadeli eski tahvilin dolaşımdaki tutarı da yaklaşık 600 milyon dolar büyüklüğünde.